Kendilerini zaten tanıyorsunuz. Borla çalışan motor yaptılar. Evet yaptık. Evet yaptık. Bize evlenmek istediklerini söylediler. Söyledik. Söyledik, söyledik. Tabii evet. Söyledik. Biz de kıramadık, programımıza çağırdık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bekar olan benim. Abim evli zaten. Buluş yapmaktan vakit bulup evlenememiştim. Bu yüzden benim için geldim. Ama bana da talip olursa bir görmek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Alıcı değilim. Bir bakacağım sadece. Yorumcumuz Kamil Bey'e dönüyorum. Acaba bir yorumu olacak mı? Yeter ki kafaları uyuşsun. Mutlu olacaklarına eminim. Eğer mutsuz olmazlarsa tabii ki. Bence mucide kız verilir. Evet. O zaman paravanı açıyoruz. Fena değil ama hemen karar vermeyelim. Vallahi ben beğendim. Biz yine bakalım. Bu da bir yere kaybolmasın. Kenarda bir yerde beklesin. Sonuçta parayı bulduk sayılır. Şanındandır. Karıyı her an boşayabilirim. Hemen yorumcumuz Kamil Bey'e dönüyoruz. Kamil Bey, söz sizde. Duygularınızı alabilir miyiz? Ne diyeyim Beril Hanım? Elektrik alıp veremedilerse zor tabii. İlk bakış çok önemli. Bakmasını iyi bileceksin. Ama ben onu çok seveceğine ve hiç üzmeyeceğine eminim. Küçük kavgalar olacaktır ama onlar da bu işin tuzu biberi sayılır. Azıcık şüphem vardı. O da bitti şimdi. Şu programa çıktılar ya, güven verdiler bana. Helal olsun çocuklara. Vallahi helal olsun, bravo. O kadar uğraştılar ya insanlık için. İnşallah hayırlı bir kısmet bulurlar da biz de borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz. Ya, toplum olarak. Sırf bizimkiler değil. Bunlar da bulduysa tamamdır. Hilmi doğru yolda. Bu ne Hilmi? Hani artık hava atmayacaktın lan benzinliğinle, he? Mal varlıklarımızı dökeceksek ben de benim çocuğu getiririm Hilmi. Bütün gün uğraşırsın vallahi. Yok ya, ne benzinliği? 16'sını da sattım ben. Ama işte daha diyemedim. Kime? Ne yapacaksın acaba ya? Hı? Ne yapacaksın? Gidip onların kara bataklarının da boynunu kopartıp yiyecek mi? Tamam. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Be Allah'a ısmarladık. Biz gidiyoruz da helallik almaya geldik. Ne diye lan? Kocaya mı kaçıyorsunuz yoksa? Yok abi, olmadı. Bırakıyoruz mahallenizi. Tutunamadık. Oğuz Atay diyorsun yani. Ne yapalım ağa? Ver müziği. Na 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 na. Ne yapalım ağa beyler? Kaderimiz de yokmuş. Biz de rızkımızı başka yerde arayalım dedik. Fena mı ettik? Ağabey! Haydi. Helal edin hakkınızı da gidelim biz artık. Yapay değil ya. Gerçek. Hilmi tuz tadı aldı. Oğlum biz aynı mahallenin esnafıyız lan. Eğer birbirimizi korumazsak kendimize nasıl aynı mahallenin esnafı diyeceğiz ya? Koçlar, bizim mahallede esnaf batmaz, kapatmaz. Biz bakarız kendi çaremize. Şimdi sizin esas derdiniz ne onu söyleyin. Ney lan sizin derdiniz? Sizin derdiniz ne oğlum? Ya yok bunların bir derdi miydi ya? Adam korkutamıyorlar, dükkan patlatamıyorlar. Sezai'nin oğlan bile posta koyuyor bunlara. Her gün çikolatasını yiyor ya. Lan bak, benim oğluna şeker falan vermeyin. Körmer olur bak, sakın ha. Biriniz de haraç vermediniz ama. Az kalsın ne biçim dövüyordunuz bizi? Tamam ona, tamam yavrum, siyaset karıştırma. Yalan mı abi? Biz ekmeğimizdeydik, raconumuzu kestik. Ama bir tanesi dönüp şöyle korkudan kaşlarını büzmedi bile. Sopayı mı yaptın lan sen? Tamam Cem. Tamam yavrum. Manyak mı? Evet, büzmediler. Ne yapalım? Buraya kadar. Müziği ver. Hadi gidelim. Durun! Gitmeyin lan. Taraş kesin benden. Dükkanımı beni koruyun. Kaç para size vereyim, gitmeyin. Vallahi bu Turgut abi. Vallahi. Beni niye yapıyorsun lan? Köpek, 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 köpek. Seni Rus para biriminin kuruşu olan köpekle dövdüm. Her tokat 5 köpek. Yani 20 TL falan yapıyor. Al bunu, git sarıl, git sarıl. Sıkmayın lan. Sezai. Rüya bak ya. Anne köpek ve yavruları gibi oldular ha. Bak. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai, var ya mı Anadolu çocuğu.